Trafik sigortası poliçeleriyle ilgili de çok bize mesaj gönderdiniz. Orada da bir artış var. Lütfen onu da konu eder misiniz diye. Tam da sıradaki haberimiz onunla ilgili. 2022'de çünkü trafik sigortası primleri de artıyor. Ocak ayında minimum primler bir defaya mahsus %20 arttırılacak. Sema Akbulut ve Alper Öztürk'ün haberi. En son trafik sigortası primi ne kadar ödediniz? En son 1.250 ödedim. Geçen ay 5.000 TL ödedim. Ancak artık bu fiyat aynı kalmıyor. Çünkü Ocak ayı itibariyle trafik sigortalarında da artış yaşandı. SDDK bir defaya mahsus Ocak ayı içerisinde trafik sigortası primlerini %20 oranında arttırdı. Yok, ondan daha şimdi haberimiz oldu. Her ay trafik sigortası primi aylık %1.25 artıyordu. Şubat ayından itibaren, yani 1 Şubat'tan itibaren bu da %1.5 artacak. Bekliyorduk tabii bunu da. Yani şu anda ortalama 1.5'ta 1.750 arası olmuştur diye tahmin ediyorum. Maddi hasarlı trafik kazalarında 43 bin lira olan teminat miktarı 50 bin liraya çıkartılmıştır. Kaza başına olan miktar 86 bin liradan 100 bin liraya çıkartılmıştır. Ölümlü kazalardaki miktar 430 bin liradan 500 bin lira. Yine ölümlü ve yaralanmalı kaza başına miktar 2 milyon 150 bin liradan 2,5 milyon liraya çıkartılmıştır. Trafik sigortalarında iyi ya da kötü sürücü olmanız da büyük önem taşıyor. İyi sürücüyüm. Hiç kaza yaptınız. Hiç kazam da yok senelerden beri elhamdülillah. Bana göre normal. Çok iyi sürücü. Hiç kaza yaptınız mı? Allah'a şükür yapmadık da. Kaza yaptınız mı? Çok yaptım. O zaman biraz kötü sürücüsünüz. Herkes kaza yapıyor. İyi sürücü ile kötü sürücü arasındaki makas ciddi anlamda arttı. Yani siz iyi sürücüsünüz, kaza yapmıyorsunuz, trafik sigortasında 3 kademe indirim alabiliyorsunuz. Tabii indirimlerden faydalanıyoruz. Ya o kadar çok istiyorum ki İstanbul'da özellikle bir araştırma yapılsın. İyi sürücü, kötü sürücü kimler? Nasıl belirlenecek? Kriterler ne olacak? Elbette trafik sigortalarında bana çok mantıklı geliyor. Yani arabayı langur lungur kullanıyorsanız, insanların haklarına riayet etmiyorsanız, sık sık kaza yapıyorsanız, siz de bunun bedelini ödeyin canım. Ödeyin yahu. Çünkü biz dikkat ederken, yani biz derken kendimi o kategoriye koyuyorum. Ben azami derecede dikkat ediyorum ya. İnsan hayatı, trafik ne demek biliyor musunuz? Öyle şakaya gelecek bir şey değil. Hadi ben şuradan geçeyim ne olacak değil. Yayaya önem vereceğiz. Yayaya öncelik vereceğiz. Yanımızdaki arabalara dikkat edeceğiz. 2 dakika erken gideceğiz diye makas atmayacağız. Bunlara dikkat edersek biz toplum olarak huzura, barışa, sakinliğe ve keyifli bir sürüşe kavuşabiliriz. Şu an bizi radyolarından dinleyen İzleyici, seyircilerimizin ben eminim yaşadığı her gün bir olay vardır mutlaka. Bakın ufak da olsa bir olay yaşıyorlar. Niye? Dikkatsiz sürücüler nedeniyle. Yapılsa keşke bir kontrol. İyi şoförle kötü şoför şöyle bir ayrılsa, şöyle bir belli olsa saflar ne güzel olur biliyor musunuz? Hep söylüyorum, bir daha söyleyeceğim. %50'sinden fazlasının ehliyeti geri alınır. İddia ediyorum. Bugün sınava girseler İstanbul'daki sürücülerin %50'sinin ehliyeti geri alınır.